Merhabalar İstanbul seçim üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Dünkü yayınımızda izleyenleriniz bilir. Son günlerde kazananlar ve kaybedenleri sıralıyoruz. Genel olarak sayılan isimleri artık biliyorsunuz. Kazananlar deyince İmamoğlu'nun adı başta kuşkusuz telaffuz ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu telaffuz ediliyor. Canan Kaftancıoğlu, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, başka HDP yöneticileri vesaire ama bir kazanan daha var ee, yani seçim kampanyasının kazananlarından ve kahramanlarından biri o İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten daha doğrusu kampanyasının direktörü stratejik iletişim danışmanı siyasi strateji danışmanı diyelim Necati Özkan ve bugün bizim konuğumuz. hoş geldiniz Necati Bey. Hoş bulduk. Bey. Merhaba, iyi yayınlar. Sağ arkadaşlar. olun. Nasılsınız? Bir, bir yorgunluk var mı? 6 evet. ay boyunca gece gündüz bir işle uğraştınız. Yani çok yorulduk. Çok günler eve gidemedik. BM ekibim sabahlara kadar işte başkanın sunumlarını ya da işte kampanyasının çeşitli unsurlarını vesaire hazırladık. Ee, sadece sabahleyin işte duş yapıp geri gelip hani yolumuza devam ettiğimiz çok günler oldu. Ee, ama çok mutluyuz çünkü e, Türkiye'ye bir umut ve bir gelecek armağan ettik diye düşünüyoruz ve e, bu işin içerisinden bir profesyonel olarak katkı sağladığımız için kendimizi gayet e, mutlu hissediyoruz. Evet. Siz e, Ekrem Bey'le ne kadar zamandır tanışıyorsunuz ve ne kadar zamandır çalışıyorsunuz? E, Ekrem Bey e, Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü ilçe başkanıydı. 2013 e, sonlarına doğru bir gazeteci arkadaşım vasıtasıyla e, beni ziyarete geldi ve e, belediye Başkan adayı olmak istediğini Beylikdüzü için belediye başkanı adayı olmak istediğini söyledi ve benimle çalışmak istediğini söyledi. Doğrusu ben o sırada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün Türkiye'deki yerel seçim kampanyalarını yönetmekle sorumluydu. Bu açıdan da bir ilçe belediye başkan adayının kampanyasını yapabilmek çok hani yapabileceğim bir şey değildi. Çünkü hani genel baş, genel merkezin kampanyasından zaman çalmak gerekiyordu. Dolayısıyla çok hani sıcak bakamadım ama Ekrem Bey'in ısrarları sonucu hatta bir gün dedi ki "Hocam ben size geleyim projelerimin bir şeyini ee, size bir sunumunu yapayım e, dedi. Biz bütün ekiple beraber Ekrem Bey'i dinledik. Ekrem Bey çıktı bize, Beylikdüzü'nde neyi nasıl yapacak onları anlattı falan. Onları anlatırken ben dedim ki e, İmamoğlu varsa işte çözüm var. E, o andan itibaren biz Ekrem Bey'in e, bir kenti nasıl değiştirebileceğine ilişkin e, hayalleri olan, plan ve projesi olan bir siyasetçi olduğunu anladık ve Ekrem Bey ile çalışmaya karar verdik. Dolayısıyla Ekrem Bey'in 2014 yerel seçim kampanyasını ben ve ekibim yürüttü, beraber yürüttük ve biliyorsunuz İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisinden alınan tek ilçe Beylikdüzü ilçesi ve Beylikdüzü Belediyesi oldu. Arkasından da Ekrem Bey'le sürekli çalıştık. Yani belediye başkanı olduğu günden itibaren Beylikdüzü Belediyesi'nin stratejik planlaması konusunda ihtiyaçlarına yardım ettik ve bütün iletişimlerini yönettik. Arkasından da bu işte aday adaylığı ya da adaylığı ve arkasından da son 6 aydaki kampanyalarını yönettik. yani dolayısıyla yeni tanışmıyoruz. Ve çok iyi tanışıyoruz. Yani evet bir bir dostluğumuz bir bir, bir evet. yol arkadaşlığımız var. Dolayısıyla birbirimizi iyi tanıdığımız için hani Ekrem Bey'in bir telefonla veya işte oturduğumuz bir toplantıda bir cümleyle hani ne demek istediğini anlatması bize yetiyor ve biz ona göre ihtiyaç olan diğer işleri hallediyoruz. Şu an devam ediyor musunuz danışmanlığa? Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Seçim evet. bitti, danışmanlık bitti evet, değil devam yani bitti. devam. Değil, değil. Evet, Peki devam, devam o zaman şu seçim sürecine gelelim. İki yarılı artık değerlendirmeye başladık 31 Mart ve 23 Haziran diye. Siz bu yaraları... Bu seçim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz Ekrem Bey'in kampanyası açısından ve bir de rakip Binali Yıldırım'ın kampanyası açısından? Şimdi her şeyden önce biz Aralık başında Ekrem Bey'le bu kampanyaya gideceğimiz ortaya çıkınca oturup bir planlama yaptık ve o planlamada belli bazı esasları konuştuk. Daha doğrusu olay şöyle başladı, ben Kasım ayında Sidney'de bir uluslararası konferanstaydım ve Türkiye'deki 24 Haziran seçimlerini, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve genel seçimlerini anlatıyordum orada. İşte sunumum bitti. Bir ara verildiğinde cep telefonum çaldı. Arayan Ekrem Bey'di ve Ekrem Bey dedi ki, ya hocam galiba bu, Cumhurba şey, galiba bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri galiba bize gelecek, galiba biz aday olacağız. Hayırdır başkanım nereden anladınız? Dedi ki bugün genel başkan hürriyette bir gazeteciye konuşmuş ve orada işte benden övgüyle bahsediyor vesaire. Ben dedim ki başkanım siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ki ne yapmalı falan dedi. Ben dedim ki başkanım yani bu kolay kolay bir insanın ömründe çok kolay kolay önüne gelen bir fırsat değildir. Ben sizinle yerinizde olsam kabul ederdim. Böyle Peki bir o zaman gelirse. siz biliyor muydunuz onun aday yapılacağını? E, hayır bilmiyordum kimse Belim bilmiyordu kimse yani. bilmiyordu çünkü yani buna benzer çok işaretler alındı tabii yani sadece genel başkandan değil genel başkan yardımcılarından Sadece siyasetçilerden değil sanatçılardan, e, keza e, İstanbullu seçmenlerden, iş dünyasından, aklınıza gelen her taraftan, evet. yani Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olsa iyi olur e, diye çok şey geliyordu. Doğrudan Ekrem Bey'i e, bu konuda cesaretlendiren bir sürü insan vardı ama bunun resmi bir hale dönüşmesi iki yolla mümkün olur biliyorsunuz. Ya bir ön seçim olacak ve ön seçimden çıkacak adaylar adaylarından birisi. Veya işte genel merkez karar verecek evet. ve o karardan sonra ancak bunlar riske edebilecek. Evet. Dolayısıyla Ekrem Bey kendiliğinden bu işlere giren bir, bir bir siyasetçi değil. Yani ancak birisi derse ki hadi girin yarışın için ona girebilir veya derse ki bu sana parti görebilir gireceksin. Nitekim daha önceden de biliyorsunuz Kadir Topbaş az edilince İBB başkanlığından. O zaman da kendisine bu görevi vermişti. O zaman da düşünmeden o görevi kabul etmişti. Burada da öyle oldu. Yani biz o röportajla, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hürriyet'teki bir gazeteciye verdiği röportajla en azından kendi niyetinin de bu doğrultuda olduğunu anladık ve bunun geleceğini gördük. Evet. Dolayısıyla ondan itibaren de biz hani hazırlıklara başladık. Başkan dedi ki bana peki hocam bu yola çıkarsak şey stratejimiz ne olacak, mesajımız ne olacak? Hiç unutmuyorum İstanbul'a yeni bir başlangıç dedim başkanı oradan. Tabii bizim e, e, Ekrem Bey'in e, 2014'teki kampanyasında kullandığımız slogan da İmamoğlu varsa çözüm var idi. Yani reklamcılık tabii e, bütün bu işlerde önemli bir endüstri ve en, önemli bir disiplindir. Ve reklamcıların e, buradaki katkıları e, dikkate değerdir eğer işini doğru yapıyorsa. E, ancak genellikle reklamcılardan beklenen şey böyle çok kreatif bir şey olsun. Yani her hafta bir şey e, yumurtlasın reklamcı falan. Hı hı. Oysa ki bu iş öyle değildir yani. Ben dünyanın çeşitli ülkelerinde, Washington'da, New York'ta, işte Reykjavík'te, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde başkentlerde falan hep bu konuda konferanslar veriyorum, seminerler veriyorum ve kampanya demek her gün bir şey söylemek değildir. Kampanya demek bir stratejidir, doğru bir strateji ve o strateji toplumun ihtiyaçlarından, beklentilerinden, umutlarından, korkularından çıkar. Ve sizin politik duruşunuzla, sizin kişiliğinizle paralel olmalıdır. Ve kampanya demek asla ve asla ideoloji demektir. Yani seçimleri ideolojiler kazanmaz, seçimleri partiler kazanmaz. Seçimleri adaylar kazanır. Dolayısıyla kampanyanın bütün bunlara uyması lazım. Ve kampanyanın stratejisinin de böyle her gün değişmemesi lazım. Şimdi rakibimizin temel problemlerinden bir tanesi bir stratejinin olmamasıydı. Stratejisinin olmamasıydı. Bir doğru bir mesajının olmamasıydı. Ve bunun da sabit ve tutarlı olmamasıydı. Gördük ki... Her gün yeni bir strateji, her gün yeni bir mesaj bulmaya çalıştılar ve bu aslında doğrudan intihar'dan başka bir şey değildir. Biz ne yaptık? Biz başlangıçta bir rekabet analizi yaptık ve o rekabet analizi analizi içerisinde rakibimizi yani Binali Yıldırım'ı onun güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirdik ve Ekrem Bey'in güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirdik. Bariz olan şuydu. Ekrem Bey tanınmayan, kimse tarafından bilinmeyen işte İstanbul'daki toplam seçmenlerin yüzde 14 noktası %14.4 tarafından adı duyulmuş bir siyasetçiydi. O da şöyle bir şey, yani, 14.4'ü biliyor ama sanatçı mı, sporcu mu, iç adamı mı? Hani yani ismini, duymuş. ismini duymuşlar bir şekilde. Dolayısıyla bu ciddi bir zafiyet gibi gözüküyordu. Buna karşı Binali Yıldırım toplumun %97 tarafından bilinen yani. deneyimli ve hani proje deyince akla ilk gelen bir kesimden birisi olan bir siyasetçi ülkede bir iktidarın biraz i̇lk, gülümseyen, yüzü gülümseyen yüzü. Gülümseyen yüzü iktidarın en pozitif şey, ne diyelim ismi olarak biliniyor. keza hani İDO Genel Müdürlüğü var. Bakanlığı var. Uzun süreli bir bakanlığı var. Belki de cumhuriyetin en uzun süreli bakanlarından birisi. Başbakanlığı var, Genel Başkanlığı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı var. Hani bu bir anlamıyla aslında Davut ve Goliath'ın mücadelesi gibi. Yani hani evet. bir tarafıyla azametli bir bir büyük adam var. Bir tarafıyla daha yeni çıkmış kim olduğunu bu kimsenin bilmediği falan bir şey. Bu mi bu fark ya? Bu biz, Ezer geçerler bizi falan gibi bir ruh hali olmadı mı? Hayır olmadı. Biz kazanacağımızı ilk günden beri bili, bili, biliyorduk. Yani muhtemelen de bunu yani buna inanan iki kişiydik. Yani Ekrem Bey ve ben. Ee, Kemal neden? Bey de belki. elbette Kemal Bey de. Yani ben hani kampanya tarafını evet, söylüyorum. Evet. Siyaset tarafını pek söylemiyorum. Evet. Ee, neden böyle? Çünkü yani e, her ne kadar fotoğraf diye ben anlattığım gibi olsa da bilinmeyene merak çok yüksektir. Ve bilinmeyenin bagajı yoktur. Oysa ki bilinenin bagajı çoktur. O açıdan da bu yaptığımız rekabet analizinde Ekrem Bey'in genç ve dinamik, hı hı. E, rakibinin ise yaşlı, yorgun ve isteksiz olmasının ne büyük bir avantaj olacağını gördük. Ve bütün e, kampanyanın ilk bölümünü tamamıyla bunları dikkate alan bir şekilde kurguladık. Tabii ki her şeyin gerçek olması lazımdı. Neden? Şimdi e, dünyada popülizm dönemi yaşanıyor ve popülizm döneminin çok belirgin yaratmış olduğu bir iklim var ve polarizasyon denen kutuplaşma bu bu iklimin en önemli ve en tehlikeli taraflarından bir tanesi. Bütün bunlara ilave yine hani iletişim dünyasında fake news denen yalan haberlerin olduğu bir bir çağ yaşıyoruz ve bütün bunları üste koyduğunuz zaman e, bunlara karşı bir şey yapmanız gerekiyordu. Bu büyük ve, fotoğrafa göre bir şey yapmanız gerekiyordu. O açıdan da bizim temel stratejimiz kolay taklit edilemeyen yani rakibin kolay kolay hani diline e, getiremeyeceği kolay kolay diline bile uymayan bir yol bulmak ve bununla e, rakibe karşı bir e, e, ne diyelim atağa başlamak idi o açıdan da bizim kampanyamızı biz mesela e, bir sosyal e, adalet kampanyası halinde e, bir kampanya olarak kurguladık ve buna ben genellikle bir sosyal restorasyon kampanyası diyorum neden e, Türkiye'de sağ iktidarlar ve özellikle de 17 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı var olan gelir paylaşımını muazzam derecede tahrip etti, bozdu. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı başlamadan önce İstanbul'da 4 tane dolar milyarderi vardı. Bugün 60 civarında dolar milyarderi var ve bir de ismini de bilmediğimiz yasal olmayan yollardan para kazanmış başka milyarderler de var muhtemelen. Oysa ki aynı dönemde örneğin Japonya'da bütün Japonya'da toplasanız 5 tane dolar milyarları var. Bu bize şunu göstermiyor. Yani Türkiye ekonomik olarak çok ileride bir Japonya'ya geçmiş gibi bir fotoğraf değil bir fotoğraf. Bu tam tersine Türkiye'de orta direğin yok edildiğini ve gelir adalet diye bir şeyin kalmadığını gösteren muazzam çarpıcı bir fotoğraf. Dolayısıyla biz dedik ki ya burada büyük bir adaletsizlik var ve biz bu adaletsizliği dikkate alan bir iş yapalım. Bu açıdan da Ekrem Bey'in bütün kampanyası, Dikkat ederseniz sosyal adalet, e, kent yoksulluğu ile mücadele, yok edilmesi kent yoksulluğunun e, tarif edilmiş olan doğanın e, kurtarılması, insanlara alanların açılması, e, trafiğin düzenlenmesi gibi hani bir sürü küçük gibi gözüken ama hayatın ta kendisi olan e, konulara odaklandı ve bazı konulara da girmedi herhalde bu da bir şey strateji gereğiydi değil e, mi Evet kesinlikle yaptığımız başta yaptığımız analizlerden bir tanesi Ekrem İmamoğlu'nun e, İstanbul Belediyesi e, başkanlığına aday olmuş bir siyasetçi olarak ve İstanbul'un sorunlarına e, odaklanmış e, çözüm üretmek isteyen bir siyasetçi olarak genel siyasetten uzak durması ve e, gelecek saldırılar kimden gelirse gelsin Ankara'dan genel genel siyasetten bakanlardan hatta rakipten ...kimden gelirse gelsin bunlara cevap vermemesi ve sadece İstanbul'un ve İstanbulluların e, sorunlarına odaklanmasıydı. Bu Ekrem Bey'le beraber tartışarak vardığımız bir meseleydi. Keza yani demin anlattığım o fake news'in olduğu ve e, neredeyse e, nasıl söyleyelim... ...ana akım medyanın neredeyse kalmadığı bu bu, bu ortamda... ...hatta şöyle diyelim e, yani ana akım medyanın %90'ının hükümet tarafından kontrol edildiği bir ortamda... ...bizim başka bir şey de yapmamız gerekiyordu. Dolayısıyla biz hani gerçekliği kullanalım ve... Ekrem Bey'in gerçek kişiliğini insanlar görsünler ve o kişilik e, üzerinden e, bir yol bulalım istedik ve aslına bakarsanız e, iletişim literatüründe kahramanın yolculuğu denen bir e, bir büyük e, şey e, ne diyelim hani yol artısı vardır ve tümden bunun üzerine bir, e, bir kurgulama yapmak istedik yani kahraman yolculuğunu şöyle anlatayım size Yeşilçam filmlerinde ya da ne diyeyim Hollywood filmlerinde veya işte efsanelerde hikayelerde Diyelim ki hani kel olan masalında yani gariban ve bilinmeyen bir çocuk köyünden çıkar ve işte şehre gider. Şehirde işte saraydaki prensese aşık olur. Hı hı. Ee, tabii bunun kazanabilmesi çok kolay değildir başta. Veya işte Davut ve Golyat meselesinde hani 3 metre 4 metrelik bir kahraman ya da çok deneyimli bir savaşçıya karşı işte 16 7 yaşındaki bir cılız Çobanın hani mücadelesi gibi. Buralarda hep insanlar hani elinde sonunda güçlü olanın kazanacağını düşünürler ama içlerinden de hep zayıf olanın kazansın isterler. Evet. Biz bu denklemin bizim Türkiye için de geçerli olduğunu biliyorduk. Yani Ekrem İmamoğlu güçsüz ve zayıf, zayıf görünen ama iyi niyetli, temiz yürekli, iyi kalpli, insanlara dokunan, insanları seven bir, 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 bir kahraman diyelim hani daha yola çıkarken karşısında da azametli bir de, devletli var. Yani bir vezir var, bir büyük vezir var. Bu devletlinin, bu büyük vezirin karşısında bu yola çıkan yeni bilinmeyen zayıf hani şeyin yolcunun kazanma ihtimali yok gibi herkes düşünüyordu ve zaten bir baktık herkes de böyle konuşuyor. Bütün medyada konuşanlar, bütün işte toplumda konuşanlar, belki parti içinde muhalefet edenler falan ya bu kim ki niye bunu çıkardınız falan demeye başladı. Yine bir hata daha Yine yaptı. Yine bir hata daha Kim yaptı? Daha Kimdir bu kim vesaire? oha bu? Neden? Evet. Oho %14 tanınan bir adam nasıl evet. olacak da tanınacak falan. İşte bütün buralara biz gerçekliği, gerçekliği kullanmanın ne kadar doğru ve önemli olduğunu gördüğümüz için Ekrem Bey sokakta geçsin, vatandaşa dokunsun. Çünkü ben Ekrem Bey'in 2013 yılında daha Beylikdüzü'nde ilçe başkanı iken, CHP ilçe başkanı iken Ekrem Bey'le Beylikdüzü'nde yürürken de aynı fotoğrafı gördüm. Yani Ekrem Bey bir rockstar gibi Beylikdüzü'ndeki küçükler, gençler, kadınlar herkes tarafından sevilen bir figür haline gelmişti. Ve bu tamamen gerçek ve kendisi. Yani numara yapmıyor, aktörlük yapıyor. Gayet emin. Dolayısıyla, dolayısıyla bu halini, bu öyle e, taklit edilemez bir durum ki, bu halini al almak ve bu halini değerlendirmek ve bunun içine e, demin de söylediğim gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve muhalefet, yani bizim rakibimiz olan hiç kimsenin kolay taklit edemeyeceği bazı söylemleri eklemek, yani insana saygı kente e, e, özen gibi ya da işte kent anayasası gibi yani bir süre orada kampanya içine bakarsanız bir sürü detay vardır ve bu detayları bu dili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kullanabilmesi imkansızdır. Yani bu dili öğrenmeler için bir, bir 4-5 yıl harcamaları gerekir. Dolayısıyla taklit edemeyecekleri bir dil, taklit edemeyecekleri bir içerik, içerik gerçek ve sahici bir e, siyasetçi ve hani zayıf gibi görünse de aslında herkesi kucaklayan, herkese kardeş diliyle yaklaşan ve o sevgi dilini içinden yani. kullanan bir bir profilin hani yolculuğunu gördük. Birinci dönem diyebileceğimiz 31 Mart'a kadar olan kampanya böyle bir kampanya Ve Tabii demin anlattığım medya fotoğrafı içerisinde yani kitlesel mecraların ya da ana akım medyanın tamamıyla hükümet ve hükümete yakın çevreler tarafından kuşatılmış olduğu bir dönemde bizi asla görmeyecekleri, bizim toplantılarımıza bile gelmeyecekleri, gelse de yayınlamayacaklarını biliyorduk. Buna rağmen defalarca basın toplantıları düzenledik ve o basın toplantılarından yani kayıtları yaptılar, bilmiyorum nereye servis ettiler ama hiç haber yapmadılar. E peki biz ne yaptık? Biz de bunu dijitalde hmm. dijitalin hani dünyada bilinen bütün platformlarını en akıllıca kullanarak dijitalde oradaki gerçek durumların Ekrem Bey'in pazarda çarşıda vatandaşla konuşurkenki halleri isterse hani bir vatandaş Ekrem Bey'e karşı çıksın isterse desin ki ben işte CHP'ye oy vermem. Sen sen kimsin? Keşke bizim partimize gelsin. Oradaki gerçek durumları hani bizim arkadaşlarımız aldılar, kullandılar ve dijital medya ekibinde çalışan tamamıyla in-house bir ekip o. Ve tamamıyla bu kampanya için çalışan bir ekip. Yani profesyonel bir bir dijital ajans falan burada yer almadı. Tam tersine bu alanda çalışmış bir sürü genç arkadaşımız, burada çok iyi görevler üstlendiler, aldılar ve segment edilmiş bir şekilde, yani mikro hedefleme yapacak şekilde o içerikleri dağıttılar. Ve bunların yavaş yavaş çalışmaya başladığını gördük. Başlangıçta Ekrem İmamoğlu bir çarşıya pazara girerken, önde yürüyen arkadaşlar, şu gelen bir kim biliyor musunuz? Kim? İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı falan dediği bir pazarcı, olsa da elmasını falan hani Eğer hmm. şey parlatarak diziyorsa ha öyle mi? Peki kolay gelsin falan diyen pazarcı iken hani başlangıçtaki fotoğrafı hmm. kimse tanımıyor. Kampanyanın sonuna geldiğimizde artık Ekrem İmamoğlu'nun adım attığı yerde etrafında binlerce ve on binlerce insanın olduğu bir durum görmeye başladık. Keza dijital medyada ee, hani bugün artık ne diyelim anak diye kendini ta tanımlayan CNN Türk gibi, NTV gibi kanalların, yayınlarının toplamını birkaç kez e, aşan yani. e, sonuçlar elde etmeye başladık. Bu gerçekliğin çalışması. Bu aslında zaman ruhunun doğru anlaşılması. Keza bu büyük projelerle, 19. yüzyılda kalmış mühendislik projeleriyle yola çıkanların karşısına insanın, e, sosyal adaletin ya da e, Barışın, kardeşliğin hani konuşulduğu bir dilin zaferidir. Aynı zamanda şu da yok mu Necati Bey biliyorsunuz Türkiye'de çok yaygın kullanılan bir şey var, kavram var seçimlerde mağduriyet. Şimdi ikinci dönemde bile mağduriyet çıktı ortada. Yani halkın çoğu inanmadı bu gerekçe iptal gerekçelerine. Dolayısıyla bir de mağdurun e, hatta karşı tarafın e, seçmenlerinin bir kısmını da kendine doğru çekmesi sürecini yaşadık galiba. Evet yani e, ikinci dönem aslında yani ikinci döneme başlarken ee, yani e, yine kahramanı yolculuğundan anlatayım ee, bilenler bilirler. Kahraman örneğin eğer bu bir aşk hikayesi ise e, tam işte kızın gönlünü kazanmıştır. Herkes tam tamam bunlar evlenecekler derler. Veya ne bileyim bir savaşçıysa atıyorum bu hikaye savaşçı tam küçük bir kaleyi fethetmiştir tam zaferi kutlayacakken bir pusuya düşer mesela. hani herkes o andan itibaren eyvah ne olacak bu adama demeye başlar ve daha fazla kazanması için elinden geleni yapar. İşte buna kahramanın yolculuğunda metamorfosis diyorlar. Hani şekil değiştirme. Şimdi bizim 31 Mart'tan sonra bizim kahramanımız da şekil değiştirdi. Nasıl şekil değiştirdi? 31 Mart'a kadar İstanbul'un sorunlarına, İstanbul'un ihtiyaçlarına, İstanbulluların yıllardır çözülememiş problemlerine çare arayan ve bunun için bütün yüreğini koyan e, kahraman e, bir anda büyük bir e, adaletsizlikle karşılaştı. Evet. Ve o adaletsizlik aslında sadece o kahraman yapılmış bir adaletsizlik değildi. Evet. Ekrem Bey e, birkaç konuşmasında şunu söyledi mesela. Benim elimden alınan benim seçilme hakkım değildir. 16 milyonun seçme evet. hakkıdır. Şimdi evet. bu o kadar net bir fotoğraf ki. Dolayısıyla elbette ki mağduriyet ortaya çıktı ama şunu da biz biliyoruz. Mağduriyette seçim falan kazanılmaz. İnsanlar, doğu toplumlar özellikle Türkiye gibi toplumlarda insanlar güçlü olana mağdur olsa bile mağdurun yanında yer almak ister ama güçlü olan birisini de ister. O açıdan örneğin Ekrem İmamoğlu'nun 6 Mayıs'taki YSK yani. kararından sonraki o şeyi hani e, konuşması Türkiye'de bir heyecan yarattı. Bir anda herkes konuşacak. Şimdi bu ne demek herkes konuşacak? Türkiye'de insanlar konuşamıyor demek. Türkiye'de demokrasi yok demek. Türkiye'de özgürlük yok demek. Evet. Yani. Böyle kalmaya devam edersek bunu bu bizim için sürdürülebilir bir gelecek değil demek. Dolayısıyla herkes konuşacak dediği andan itibaren bir baktık ki aynı gecede 400-500 tane sanatçı bizimle evet. beraber konuşmaya başladı. İş adamları, bir baktık ki abi, iş adamları güzel. konuşmaya başladı. Hı -hı. Bir baktık ki sivil toplum konuşmaya başladı. Demek ki toplum o kadar baskılanmış ki bir işaret fişeğine ihtiyaç varmış. Dolayısıyla o andan itibaren bizim kahramanımız adaletsizliğe karşı savaşan, Türkiye'deki demokrasi problemlerine karşı savaşan bir kahramana dönüştü. Ve elbette ki yani burada kampanya için önemli olan şey şuydu. Ekrem Bey'i yine genel siyasetin içerisinde sokmadan Ekrem Bey'in oralarda genel siyaset diyebileceğimiz işte başbakan şey başbakan diyorum. Cumhurbaşkanı ile bakanlarla ya da Ankara'daki çeşitli siyasetçilerle ağız dalaşına girmeden kendi meselesini anlatmaya devam etmesi ve yine İstanbullu ve İstanbul'un sorunlarına e, ilişkin konuşmaya devam etmesi ama bunu 16 milyonun hakkı adına devam etmesi önemliydi ve eklemeyi onu yaptı. Peki şimdi e, sizin e, bugünkü sözcüde de bir söyleşiniz var. O da enteresandı ama benim aklımdan çıkmayan bir Mayıs ortası gibi bir yazınız vardı. Sosyal Demokrat orta yayınlanmıştı. Biz de TM4 olarak onu kullanmıştık. Gerçekten e, Ekrem Bey'in birinci zaferi diyelim. Onu anlatan ve kampanyanın ne üzerine bina edildiğini çok güzel ortaya koyan bir şeydi. Oradan bir iki ayrıntı aklımda benim. İşin biraz mutfağını acaba bize açabilir misiniz? Ee, işte kampanya ne söyleyecek, ne yapacak? Bunlar üzerine diyorsunuz, anlatıyorsunuz onları ve daha sonra verdiğiniz bilgiler arasında... 350'ye yakın uzman ve akademisyen çalıştı diyorsunuz. Bilmiyorum sonradan genişledi evet. mi? Nasıl yürüyordu bu iş? Yani Ekrem Bey bir, şey, bir yere gidecek, bir şey söyleyecek, şunu yapacak, yapmayacak. Bunu böyle birlikte bir toplantı, büyük bir toplantı mı konuşuyorsunuz? Yok. Ya da yok. dün bir şey yaptı ya, şunu iyi yaptınız ya da şunu keşke yapmasaydınız falan. Nasıl yok. bir işte iş? Mesela, mesela öyle bir mekanizma e, yansır ve öyle bir merkezmanın gerçek olma ihtimali yok. Yani orada söylediğim 350 kişi aslında İstanbul'un sorunlarına ve ihtiyaçlarına ilişkin çeşitli uzmanlar evet. demek. Yani bu insanlar çeşitli akademisyenler. Ne bileyim trafik konusunda, ulaşım konusunda, işte kent planlaması konusunda, çevre konusunda, iklim konusunda aklınıza gelen her konuda Türkiye'nin yetiştirdiği değerli be beyinler, değerli hani akademisyenler, güç yani hayatını buna harcamış insanlar. Evet. Bunlar bir araya geldiler ve bunlar İstanbul'un sorunları konusunda çalışmaya başladılar. Demin bahsettiğim taklit edilemeyecek dil, kolay kolay kopyalanamayacak dil sadece siyaseten söylediğimiz bir dil değil, aynı zamanda İstanbul'un sorunlarına ilişkin de bir dildi. Dolayısıyla bu uzmanlar bir araya gelerek bize böyle kocaman bir menü sundular ve o menü içerisinden yani biz Ekrem Bey'in diline, tabii Ekrem Bey'in ve yine aynı kadrolarla beraber Ekrem Bey'in diline, Ekrem Bey'in Yapabileceklerine çünkü bu evet. bir de hani her şeyi Yok vaat edersiniz basılı. ama evet. her şeyi vaat edersiniz ama bunları yapabilecek bir zamana ve finansalda ihtiyacınız, ihtiyacınız var. Hı hı. Bunların arasından uygun olanları hep beraber seçtik ve bunlar Ekrem Bey'in sunumlarına, Ekrem Bey'in konuşmalarına ve Ekrem Bey'in Blueprint denen hani o İstanbul hı hı. projeleri kitapçığına girdi. Hı hı. Dolayısıyla oradaki şey ekip öyle bir ekip. Ama yine o yazda bahsettiğim hani benim kampanya makinesi diye Türkçeye çevirdiğim yani. bir başka yapı kurduk. O da şu. Hani genellikle 1940'lardan itibaren Churchill'den itibaren konuşulan bir kavram vardır. War Room. Yani eğer bir bir mücadeleyi bir savaşı kazanmak istiyorsanız sadece buna odaklanmış bir e, e, ekibe ihtiyacı, ihtiyacınız vardır. Yani Seçim kampanyaları için, seçim kampanyalarının ihtiyacı olan her alanı doğru anlayan, doğru bilen insanlardan oluşan disiplinli bir yapı. Yani mesela en çok karşılaştığımız meselelerden biri şu idi bütün bu kampanyadaki ki geçmiş kampanyalarda hep benim karşılaştığım durumdur. Yani herkes zanneder ki seçim kampanyası yönetmek demokratik, demokratik bir iştir. Hayır öyle bir iş değildir. Seçim kampanyaları demokratik olarak yönetilemez. Seçim kampanyalarında her kafadan bir ses çıkamaz. Seçim kampanyaları tamamen disiplinle yürütülmesi gereken, neredeyse askeri harekat gibi doğru planlanması ve icra edilmesi gereken bir iştir. Enteresan. Dolayısıyla da, dolayısıyla da, hadi demokratik bir iş yapalım. Nasıl yapalım? Falanca başkan bunu dedi, öbür başkan bunu dedi. Hadi onu da koyalım. bunu asla böyle bir şey yani. olamaz. Tamamıyla tek bir strateji ve o tek bir stratejiye uygun bir ya da iki mesajdan oluşur bir kampanya dediğiniz şey. <laughs> o açıdan da yani e, benim geçmişte de yaptığım pek çok işte de bu, bu vardır ama burada özellikle hani temel olarak ekrem başkandan şunu rica ettim. Başkanım bu büyük bir iş, büyük bir gelecek çünkü bir gelecek tasarımından bahsediyoruz. Bir gelecek tasarımı yapacağız. Türkiye'nin nereye gitmekte olduğunu bu ülkede yaşayan herkes görüyor, dünyada herkes görüyor. Dolayısıyla hani sizin kampanyanız bütün bunların üzerine oturacak bir kampanya olmak durumunda. O açıdan da bizim bir disipline ihtiyacımız var ve bir kampanya makinesi ihtiyacımız var. Herkesin görevinin tanımlanması lazım. Kim işte basın ilişkileri yönetecek? Kim finansmanı yönetecek? Kim hukuk ve yönetecek? Kim güvenliği yönetecek? Kim strateji ve iletişimin çeşitli alt alanlarını yönetecek? Bunları belirleyelim ve yani bunlarla beraber yoralım. Onlara alanlarını açabiliriz. Onların onlar kendi alanlarında özgürce çalışabilirler ama senin alanla benim alanımı ben ikimiz de bilmeliyiz. Yani ve bir birbirimize belirledikten sonra evet. Ekrem bey onlara net bir disiplinle evet. uydu mu? Evet, şöyle diyelim bu fikri Ekrem Bey e, aldı, kabul etti ve ee, bu, bu burada her bir sorumlunun kim olacağını elbette ki Ekrem Bey karar verdi ve e, onlara karar verdikten sonra da herkese görevini net olarak anlattık ve dedik ki bunlardan başka kimse burada konuşamaz. Dolayısıyla bizim hani burada sağladığımız disiplin aslına bakarsanız e, e, herhangi bir orduda sağlanan bir disiplinin çok benzeri bir disiplin. o açıdan da mesela çok seslilik falan tamam çok seslilik olsun onlar içeride konuşalım tartışalım hı hı. ama iş e, e, icraya gelince, iş o kampanyanın e, çeşitli uygulamalarına gelince e, bir dakika, herkesin görevi evet. belli. Dolayısıyla mesela zaman içerisinde şunlar bile oldu. hani e, Bunlar artık çok sırda değil. Yani biz e, ajans olarak çeşitli filmleri hazırladık ve yayınlamaya başladık. E, o sırada kampanyanın çeşitli birimlerinde e, çalışan arkadaşlar dediler ki iyi de bu filmleri biz görmedik. E, elbette görmeyeceksiniz. Çünkü bu filmleri başkan görecek. Bu filmler başkan için hazırlandı. Ama bu filmlerde biz şöyle endişe ediyoruz, böyle endişe ediyoruz. Hayır, lütfen buna güvenin. İşte o zaman güvenmiyorsak hadi bunu bir e, nasıl diyelim, fokus gruba sokalım. E, Biz izleyelim, hayır siz izlemeyin. Fokus grubu izlesin. Yani ne bileyim işte çalışan e, e, gençler, çalışmayan gençler, üniversiteler, ev kadınları, işte iş insanları vesaire yani. gibi böyle 9-10 farklı gruba, grupta, fokus gruplara soktuk. Ve oralardan yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu iş birazcık böyle hani bu anlattığım e, mekanizma antidemokratik gibi gözükebilir ama... Ön olmak zorunda Zorunlu zaten başka türlü olamaz. Peki e, Necati Bey aslında e, hedeflediğimiz süreyi aşmış durumdayız ama iki şeyi size sormadan yapamayacağım. Birincisi bilmiyorum cevap verir misiniz bu soruya ama sizin açınızdan bakınca yılların e, deneyimli iletişim uzmanı olarak Ekrem Bey'in bu kampanya sırasında zorlandığı ya da başarıyla yürütemediği bir noktalar oldu mu? Hiç olmadı. Hiç. Yani örneğin Çok Ordu Valisi VIP krizi vesaire Hiç. bunun yönetilmesinde. Hiç, hayır yani hayır. Bir başka oralarda noktada. Ekrem Bey o kadar net ki, o kadar rahat ki. Yani oralarda, şimdi hani şöyle düşünün bütün bu olayı. Yani size halbuki saldırıyorlar. Size halbuki küfrediyorlar. Hmm. Yani e, herhalde bu e, tırnak içinde ana akım medya olan ve bugün artık neredeyse bir anlamı kalmayan, yani 10 tane gazeteyi toplasanız eskinin bir gazetesi kadar satmıyor ya da 10 tane tele, kendisini televizyon gibi gösteren kanallara üst üste koysanız yani doğru dürüst bir kanal kadar e, iş yapmıyor. Size şunu söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu dünyanın en sıkıcı toplantılarından birisi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısını canlı yayınladı ve 3,5 milyon insan o anda canlı yani, olarak izledi. Evet. Şimdi siz bunu yani Türkiye'deki haber haber şeyi olan ne diyelim televizyon kanalı olarak kendi haber kanalı olarak konak koyan kanalların reytingine bakın kıyaslayın. Dolayısıyla yani bütün bu büyük fotoğraf nedeniyle yani biz şunu gördük. Saldırıyorlar, e saldıracaklar. Çünkü aslında artık bunlar birer e, kamu işlevi ve kamu görevi yapmıyorlar. Bunlar artık medya değiller. Bunlar birer propaganda merkezine evet. dönüşmüşler. Evet. Dolayısıyla saldırırsınlar. O açıdan da bütün oralarda gördüğümüz şey şuydu. Evet saldırıyorlar, saldırıyorlar, nasıl cevap verelim? Hadi halk cevap versin. Ekrem Bey Karadeniz'e gitti ve halk cevabını verdi. Dolayısıyla oraları hiçbir şekilde hani yönetemedi falan diyeceğimiz hiçbir yer olmadı. Anladım. Peki. Ve son soru tabii biz Ekrem Bey'in de ciddi katkılarıyla değişmesini umduğumuz bu zamandan sonra değişmesini umduğumuz ortamda büyük bir gerginlik, kutuplaşma içindeyiz bu zamana kadar son yıllarda ve bu o ortam bizim psikolojilerimizi de bozdu. Paranoyak olduk biraz. Bu paranoyak içinde herkes, herkes nasibini alıyor. Siz FETÖ'cü oluyorsunuz, PKK'lıyorsunuz, başka şeyler oluyorsunuz. Bir başkası aynı şekilde. Ve bu arada Ekrem Bey proje misiniz sorusuyla defalarca karşılaştı. Ona da güzel cevaplar üretmeye başladı. Evet. Benim son sorum da... Yine proje mi acaba, uydurma ya da bir tezgah mı denilen her şey güzel olacak meselesi. Yani Berkay diye bir çocuğu koşturdular, oradan bir şey söyledi, onu kaptılar ve nasıl ortaya çıktı bu çünkü her şey şöyle, güzel ol bakın olacak şöyle. sloganı? Tabii yani bugüne kadar Türkiye'de yapılan hiçbir kampanyaya benzemiyor bu kampanya. Ee, çünkü bu kampanya ister istemez Türkiye'deki sorunlara e, bir çözüm olmak durumundaydı. Yani e, Ekrem İmamoğlu'nun kendisi Türkiye'deki sorunların neredeyse panzehiri. Kampanyada öyle olmak durumundaydı ve tamamıyla gerçeğe e, odaklanmak zorundaydı. Sadece gerçeği anlatmak zorundaydı. Şimdi Ekrem Bey'in yanında bunu söyleyen arkadaşların yarısı yani e, yarım günde değil. Böyle bir yarım saat, bir saat geçse bu bu ve buna benzer gençlerin nasıl Ekrem Bey'in etrafında koştuğunu görürler. Yani insanlar Ekrem Bey'i de e, tamamıyla tamamiyle şöyle bir şey görüyorlar. Geleceğimizi kurtarabilecek yegane isim bu. Dolayısıyla dokunmak istiyorlar, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Onunla onunla beraber olabilmek istiyorlar ve ona yani ellerine gelen her her konuda yardım etmek istiyorlar. İnsanlar ağlıyor. Yani böyle inanılmaz bir toplumsal hı hı. refleks var şu, şu anda. O Berkay, o çocuğun adı. Berkay ve Berkay gibi binlercesi her gün Ekrem Bey'in yaptığı her mitingde görüldü. Yani. Onlar her seferinde bir şey söylediler. Bizim yaptığımız şey sadece şuydu. O bu seslerden bir tanesini alıp bunu kampanyanın merkezine oturtmaktı. Çok da başarılı oldu. Dolayısıyla Çok basit yine bir... gerçekliği kullanmak evet. ve yine umudu kullanmak. Ee, Türkiye'nin hani geleceğine bir e, karanlık gibi gözüken geleceğine bir e, genişçe bir e, aydınlık kapı açmaktı. Zannediyorum başardık. Peki kutlarım sizi çok ve çok teşekkürler. Enteresan bir söyleşi oldu. Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasının direktörüyle, danışmanıyla Necati Özkan'la konuştuk. Ve seçim süreciyle ilgili pek çok konuyu ve aynı zamanda bu işin kampanyanın nasıl yürütüldüğünü, ne tür yöntemlerin izlendiğini herhalde hepinize ilginç gelen şeyleri, noktaları duydunuz. Yeni söyleşilerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.